Evet 11 ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayı coşkusuyla, bereketiyle devam ediyor. keyfi sohbette tekrar sizlerin karşısındayız. Bugün değerli bir konuğumuz var. Sohbeti, muhabbeti güzel. Bizler biliyoruz. Umarız ekran başındaki izleyiciler de beğenir. Canan Süngü ile birlikte. Canan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canan Süngü kimdir ekran başındaki izleyiciler için? Canan Süngü ben ev hanımıyım. Bir oğlum var. Allah bağışlasın. Ee... Ramazan ayı nasıl geçiyor oradan başlayalım. Birazdan sizi Çocukluğumuza götüreceğiz ama şu anki durumda Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan e, bizde coşkuyla geçiyor. Biz Ramazan'ın gelmesini çok e, büyük bir sevinçle bekliyoruz. Oğlum da öyle. Ramazan'a işte üç gün kaldı, dört gün kaldı diye böyle gerçekten çok sevinçle bekliyoruz. Peki e, Canan Hanım biraz eskilere gideceğiz. Çocukluğumuzda 8-10'lu yaşlarda Ramazan ayında ne gibi hazırlıklar yapılırdı? Bölgeyi yaşadığınız yöreye ait adetler, gelenekler var mıydı? Bir de e, hangi bölgede yaşıyordunuz? Ben Ulucan mahallesinde yaşıyordum, kalabalık bir ailede e, büyüdüm. Benim çocukluğumda Ramazan, e, benim bir misyonum vardı. Ezanın okunmasına bağırarak ezan okundu diye eve bağırarak gelirdim. E, mahallemizde bütün çocuklarda. O şekildeydi. Camiye yakın bir yerde oturduğumuz halde. Bir çok konumuz oldu. İlk kez değişik bir şey oldu bu arada. Evet, camiye yakın bir yerde oturduğumuz e, halde, biz yine de bütün çocuklar ezana yakın zamanda mahallede toplanırız, ezan okundu diye bağırarak eve geliriz. E, o coşku çok başka bir şeydi. Kaç kardeşiniz Canan Hanım? Beş 5 Beş kalabalık aile. Evet. Peki sofralar kalabalık mı olur? Yani aile büyükleri, amcalar, teyzeler, yeğenler. Gelir Kesinlikle çok kalabalık olurdu. Ben e, zaten çocuklar o kalabalığı, coşkuyu çok seviyoruz. O yüzden e, masamız çok kalabalık olur, sohbetlerimiz, muhabbetimiz çok keyifli olurdu. E, yüzden neler yapardı? Yani Ulu Cami Mahallesi ya da eski adıyla Kırsal'da, köyde e, atıyorum hamur işi vesaire çeşitli tatlar olur muydu? Ramazan'a özgü. Kesinlikle çok e, değişik tatlılar olurdu. Bir de benim çok e, net hatırladığım komşularda e, yemek alışverişi olurdu. İşte bugün ben onu pişirdim bundan da hani yiyin diye. E, çok çeşitli yemekler olurdu. Misafir gelenler bize yemek getirirlerdi. Biz giderken yemek götürürdük. E, gerçekten yani çok güzel. Coşkulu bereketli. Özlüyoruz değil mi o günleri? Ben çok özlüyordum. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte ben her programda ifade ediyorum bunu. Sevdiklerimiz ne yazık ki WhatsApp yoluyla, telefon yolda arıyoruz. Kesinlikle. Eski de ifade ettiğiniz gibi o sofralardaki bereket, kalabalık yaşamıyor. Peki bayram sabahlarında neler yapılırdı? Üst baş alınır mıydı? Çok eski bir <laughs> e, yokluk vardı. Çeşitli olmadığı için konuklarımızın çoğu biraz daha maddi durumu düşük insanlardı. Sizin çocukluğunuz nasıldı bayram? Şimdi ben e, açıkça söyleyeyim bizim durumumuz iyiydi. Ama o dönemde çok fazla hazır e, almak yoktu. Ben çok net hatırlıyorum ki e, annemin bana e, kazak ördüğünü, kazağına uygun etek örüyordu. Çocuklar için bayram demek e, yeni kıyafetler demek, para toplamak demek, şeker toplamak demek. O yüzden gerçekten çocuklukta yaşanan Ramazan'da bayramda çok Şey var canım, çok keyifli. çocukluğumuzda. Mendil, çorap hediye edilir miydi? Kesinlikle. Zaten hangi komşudan ne geleceğini biliyorduk. İlk önce para verecek hangi komşu varsa... Ilk Onlara geliyordunuz. ona çalıyorduk. Sonra e, mendil verecek komşuyu da biliyorduk. Eve geliriz, akşam... Şekerler bir yere. Şekercilere en son gidiyordunuz o zaman. Aynen <laughs> öyle. Her komşuyu tanıyordunuz. Zaten akşam da çok keyifli oluyordu. İşte ne kadar para topladık, ne kadar şeker topladık. O şekerlerin yarısını yersiniz. Ondan sonra karın ağrısı başlar... <laughs> Ee, sonrasında arkadaşlarla da zaten şey yaparsın. Sen ne kadar topladın? Ben ne kadar topladım? Yani şu an için bizim çocuklarımızda bu yok. Ama biz bunu yaşadık. O yüzden çok keyifliydi. Ee, bayram olsun diye bayram sabahı biz dört gözle bekliyorduk. Ama şimdi kendi çocuğumdan da örnek vermek gerekirse artık öyle bir heyecan hiç Şey muhakkak yetişmişindir. Bozacılar, parmak dondurmalar, eee bisküvi varsa, lokumlar var mı çocukluğunuzda? Vardı vardı. Onlar da çok güzel. Ee, davul olayını hiç unutamam. Sahurda mutlaka geceden e, yalvarıyordum. Beni mutlaka kaldırın davulcuya parayı ben vermem lazım. Evinin küçüğü olarak. Ee, o da çok güzeldi. O bisküvit içine lokum çok keyifle yenir. O lezzetler işte diyorum ya, hani çok basitti ama daha lezzetliydi. Evet. En çok neyi özlüyorsunuz aklınıza gelen yani geçmişe dair baktığınızda gerek Ramazan ben... gerek bayram gerekse diğer yaşadığınız olaylardan? Ben samimiyeti özlüyorum. Ee, akrabalık ilişkilerini çok özlüyorum. Çünkü artık maalesef öyle değil. Şu an e, bayramlar daha çok böyle bir tatil kaçamağı gibi. Tabii ki insanların işleriyle de alakalı. E, ama e, kendi oğlumdan da örnek vermem gerekirse gerçekten artık hani bayram onlar için tatil. Nereye gidebiliriz? Tatilde e, işte bu kadar tatil iznimiz var. Tatilimiz var. Nerede geçirebiliriz diye zar zor götürüyoruz ama bizim için öyle değildi. Biz kapı kapı, arabamız olmadığı halde kapı kapı geziyorduk ailemizle. Aile ne iş yapardı? Anneniz ev hanımı mıydı? Babanız neler yapardı? E, babam lokantacıydı benim. Annem ev hanımıydı. E, annem evde tatlılar anneme ait. Peki siz güzel yemek yapar mısınız? E, ya da sevdiğiniz, keyifle yaptığınız bir yemek var mı? Genlerden geçmiş olacak herhalde. Ona eşime sormak lazım gerçi ama e, güzel yaptığım söylenir. Favoriniz? Ben e, piyazı çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Piyaz Yenişehir bölgesine has bir yemek türü galiba değil mi? Evet, hele ki Ramazanlarda vazgeçilmez. Yani e, bundan önceki konuklarımıza sorduk. Genelde kıyma soğan pidenin üstüne oluyor. Evet. Yine Ulucağ Mahallesi'nden de galiba bir konuştum. Tam olarak hatırlamıyorum ama ya da yol oranıydı. Pıreli köfte tarzında yapıyoruz biz dedi. Normal köfteyi piyaz pidesinin üzerine yapıyoruz. Tatlılardan favoriniz? Tatlılardan ben size şöyle söyleyeyim. Biz, e, babam lokantacı olduğu için tatlı babama aitti. Annem evde baklava yapardı. Akrabalarımıza ama daha çok bizde Kemal Paşa. Peki annenizin yemeklerinin favoriydi, babanız mı? Babamın e, favorisi de annemin yemekleriydi. Öyle söyleyeyim. Belki korkudan öyledir. Kesinlikle, kesinlikle <laughs> değil. E, babam kesinlikle annemin yemeklerini daha çok beğeniyordu. Evet. Güzel, keyifli bir sohbet oluyor. Yavaş yavaş biz ailen sürenin sonuna geliyoruz. Emanımıyım dediğiniz pozitif bir insansınız. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyoruz. E, siyasete girdiniz mi? Biraz ondan bahsedelim. Siyasete girdik mi gönüllü olarak ben çalışıyorum. E, bir şeylerin değişmesi için koşturuyoruz. E, her şey çok güzel gidiyor. E, böyle e, insanların düşüncelerini e, gezdikçe, gördükçe daha da hırslanıyorum. E, güzel bir gelecek Oh, İnşallah. Ben için. her platformda ifade ediyorum. Bursa ve diğer yayınlarımızda da tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyoruz. Ee, şu an Yenişehir'deyiz. Kazanan Yenişehir olsun diyoruz. Son olarak hemşehrilerinize, Türkiye'ye, dünya geneline mübarek Ramazan ayındayız. Bir mesaj alabilir miyiz efendim? Öncelikle herkesin e, Ramazan'ı mübarek olsun. Çok kutsal bir aydayız. E, mutlaka seçimlere e, talep olsun. Mutlaka oylarını kullansınlar. Benim oyumdan ne olacak demesinler. Bu çok önemli bir şey. Ee, hayırlı olan kazansın diyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ ol. Evet keyifli sohbette gerçekten güzel bir sohbet oldu. Canan Hanım'la birlikteydik. Biraz eski Ramazanları, bayramları, günümüzü konuştuk. Bizler keyif aldık. Umarım ekran başındaki izleyiciler de keyif almıştır. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle esen kalın.